Güzel insanlar, Simalun serisinin 4. yayını ve videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz en son İmparator naibi olduk. Gudubet İmparatoriçe dayanamadı buna ve intihar etmişti. O eventlerde falan görmüşsünüz 3. bölümden. Tabi izlemediyseniz ve bu ilk defa bu videoyla, bu canlı yayınla bana erişiyorsanız lütfen kanalımızdaki oynatma listesinden Simalun oynatma listesine, playlistine girip önceki bölümlere bakabilirsiniz. En azından özet için hızlı hızlı geçersiniz. Şimdi bazı arkadaşlarımız yani o kadar tur geçti niye büyüyemedin gibi falan düşünenler olabilirler. Ama ki girişte de tabii YouTube'dakiler görmediler ama Twitch'tekiler gördü. Açıkçası ilk 100 yıl için gayet iyi bir genişleme büyüklüğü bu. Şimdi tam bir dönüm noktasındayız. Ya konfederasyonu dağıtacağız, Sima Yong'a saldıracağız. Ki en başından beri hiçbir kalleşlik yapmadı. Verihard'la oynamamıza rağmen, bakın Verihard'la oynamamıza rağmen gerçekten çok sadıktı. Savaşlarımıza geldi. Hatta ben onun savaşlarına bile gitmedim. Yani öyle söyleyeyim. Ama o geldi, ben gitmedim. Ya da Jin İmparatorluğuna yeniden saldıracağız. Çünkü etrafımızı kapatmış durumda gördüğünüz üzere. Biraz bekleme yanlısıyım. Bekleyip yapalım. Çünkü hala çok güçlüler. Ajanlarımızdan hemen bakalım. Jin İmparatorluğu'nun kaç tane ordusu var? Hatta şuradan özetten bakalım. Bakın hala 12 tane ordusu var ve full ordu bunların hepsi. Tamamıyla güçlü birimlerden oluşuyor ve büyük ihtimal Verihard olduğu için son seviye ve imparatorluk birimlerinde sahipler. Biz şu an 3 orduya sahibiz. Hızlı bir şekilde bazı yerlere hücum edip alabiliriz. Ama yurdumuzu nasıl savunacağız? O yüzden imparatorluğun naipliğini biz aldıktan sonra, imparatoriçe öldükten sonra evet bir güç düşmesi oldu ama ordusal yönden değil. Herkes savaş açtı. Büyük prenslerin hepsiyle savaşta şu an. Savaşta oldukları için bakın toprakları da bu imparatorluğun. Direkt saraya bağlı topraklar. Şimdi etrafı gördüğünüz gibi düşmanlarla çevrili. Bir tek güneydeki devletlerle arası iyi gibi gözüküyor. Onun dışında sıkıntı. Aa, bir de Sima Ying varmış bak. Sima Ying'le de arası çok iyi. Bu Sima Ying'i bir şekilde imparatora karşı kışkırtmak lazım. Zaten sanırım tamam karıştırmış. Sima Ying'le Sima Jiong kanka gibi gözüküyordu trailer'da da. Oraya aklım başka bir yere gitti. Sima Wei bile gördünüz mü? Sima Wei bile imparatora savaş açmış. Biraz bekleyeceğiz. Biraz bekledikten sonra kendilerine hücum edeceğiz. Şimdi bizim yapmamız gereken bazı ticari atılımlar. Yoksa bakın diyor iflas edeceksin uyarısı var. O nedenle hemen gıdamıza varken bazı yerlerle anlaşma yapalım. Paşam Çin Seddi tam olarak nerede? Çin Seddi'ne göstereyim. Daha önceki bölümlerde göstermiştim ama bakın Çin Seddi at toprakları olarak geçen sınırın buradan başlıyor. Bakın. Görüyor musunuz Çin Seddi'ni? Görüyor musunuz? Tam stepleri kapatıyor işte. Yani şu bölümü kapatıyor. Zaten buralarda at toprakları olarak geçiyor. Mesela multiplayer oyunlarına falan harita ararsanız at toprağı olarak geçiyor bölümler. Tamam, gördüğünüz gibi bu arada imparator bende. Şimdi şu ticari anlaşmalarımızı bir yapalım. Gıda satmak istiyorum bazı yerlere. Bunun aram kötü, aramın iyi olduğu. Varlıklı, bunun gıdası var. Sima bunun da fakir diyor. Çok zengin. Bununla bir deneyelim. Bu vermez ama. Bu verecek gibi gözükmüyor. Yok. Bu verecek. Shanyu çok fakir, varlıklı. Bununla bir deneyelim. Bu arada seste bir sıkıntı var mı? Küçük kulaklığı taktığım için biraz sanki bana kısıkmış gibi geliyor ama size nasıl geliyor onu bilmiyorum. Düzenli ödeme talep et. Evet, bundan güzel bir para alacağız. Oo, hem de iyi para alıyoruz. 2500 gold. Daha fazla bile alırım da yeter, tamam. Küsuratla uğraşma. Seste sıkıntı yok, tamam. Mauren. Mauren'e bir satış yapabilir miyiz? Yok. Sima Yue fakir. Bunun hiç gıdası kalmadı. Sima Yan. Ne? Anlaşmamız varmış zaten. Sima Jian. Can. 17.000 gold'u var. Vay arkadaş. Dur bakayım. 0. Buna 5 verecek diye düşünüyorum. Evet, veriyor. Bundan da böyle bir 1000 falan alırsak. Tamam, 1500. Tamam, veriyor. Çok güzel. Eksiye giden ekonomimizi düzelttik. Tur başına 349 gold alacağız. Tamam, buna bakalım.
Oo, bu fakirlemiş. Sima Yong. Tamam. Xiang Xiangli. Bununla yapabiliriz. Aa, bu vermez ya. Bununla daha önce savaştık biliyorsunuz. Aa, veriyor. Durun bakalım. Aa, güzel. 1000 gold alayım bununla. Buna da tamam. Yani çok iyi. Hatta bayağı veriyor. 2000 gold neredeyse. 2000 diyelim tam. Ben buraya 200 yazıyorum. Kafanız karışmasın. Düzeltiyorum. Ha, 200 yazıyorum. 10 tur vereceği için 0 ekliyoruz. Bildiğiniz matematik işlemi. 2000 gold alacağız. Bütün hani 10 mevsim topladığımızda en sonunda nihayetinde. Tamam, daha fazla gıda vermeyeyim çünkü binalarımız yapılıyor mu? Ben eksi gıdaya düşersem sıkıntı yaşarım. Bakayım binalarıma. Evet, bazı binalarım yapılıyor. Bunlardan bazıları eksi gıda verecek bana. Males Kral, hoş geldin. Evet, devam ediyoruz. Sonraki tura geçebilirim. Bakalım neler oluyor. İmparatorluğun saraya bağlı olan topraklarına savaş açıldığı için diğer topluluklardan iyi oldu. Zayıflayacaklar. Zayıfladıkları an biz de çökmeye başlayacağız. Tabii ondan sonra ne olacak? Prensler arasında büyük savaşlar başlayacak. Şimdi imparatorluk topraklarını paylaşıyorlar. Ben daha henüz katılmadım o işe. Başkente girdim. İmparatoru kaçırdım. İmparatoriçeden kurtardım. Şimdi çakalların birbirine düşmesini izliyoruz. Biz kurt olarak uzaktan düşmanımızı süzüyoruz. Evet, 1972 golda çıktı. Evet, soylu doyum. Aha. Sima Ningping. Hemen bakıyoruz. Sarayda kimden torun oldu? Vaş, süper. Sima Shu, veliahtımızın iki tane çocuğu var. Biri general olacak, biri stratejist olacak. Çok güzel. Şu ikisini de evlendirdik. Şu kaçtı. Baba evine kaçtı Sima Yong. Sima Yong, yani Sima Yong babası oluyor. Ona kaçtı diye şey yapıyoruz. Role playing yapıyoruz. Ya bu bilmiyorum, boşarsak mı? Boşayabiliyor muyuz? Boşanma. Sermayeniz yetersiz. 1000 gold verirsen boşayabiliyormuşuz da şimdi geri gelir diye bakalım. Belki gelir. Gelmeyecek de. Gelmeyecek de. Bekliyoruz işte. Evet, iki torun dede oldum ya. Torun tospalığa büründük kardeşim. Çok iyi. İkisi de erkek mi? Sima Ningping. İkisi de kız. 2 yaşında bu. Erkek. Bu. Kız. Sima Ningping. Tam da kız ismiş. Ningping. Ningni. Pingu diye bir tane penguen animasyon şeyi vardı. Biliyor musunuz? O aklıma geldi. Tamam, bir yapacağım bir şey yok. Sonraki tura geçiyorum. Şeye bakalım. Hemen yine ajanlarımızdan bir kontrol edelim. Kaça düşmüş? Aa, 13'e çıkarmış abi. Orduya bak ya. Şaka mısın sen ya? Bu nerede? Savaşmıyor değil mi? Hareket emirlerini değiştir. Şunların hareket emirlerini bozarsak belki başarısız olurlar. Deneyelim. Şunu yapalım mesela. Abo, yapamıyor. İptal, puan kaybettik. Tüh. Yapamıyoruz. Ajan işlemini gerçekleştiremedim. Fail. Yo yo Lambrok, hoş geldin. Daha giriş yapıyoruz. Bir şey kaçırmadım. Vassal oluyor. Reddet. Burada şey çıktı başımıza. Yuan Shao gibi. Vassal. Ne lan bu? Oo, vallahi bir şey değil mi? Şu an sınırlarımda toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 6'ydı, 5'e mi düştü? Tokatladı şeyler. Sima Yong'un askerleri. Ben gidip yine başkenti alabilirim ha. Kuşlar nehirde boğulur. Allah Allah. Yine mi kötü ya Mehmet ya? Bir sabah nehirde boğulmuş birkaç kuşun leşi bulunuyor. Generallerinizden biri gökyüzüne ait şeylerin suda ölü bulunmasının gökyüzünün değiştiğinin bir işareti olduğuna inanıyor. Bu kehanetin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu o da bilmiyor. Ama önemli bir değişimin yaklaşından emin. Abicim ne oluyor ya? Oğlum her oyunumuzda sürekli kötü alamet. Vallahi billahi bu nedir ya? Evet. Buraya ne yapabilirim? Yozlaşma düşüren anlaşma.
Tamam. Ya bir şey diyeyim mi? Ben burada adamların ordusunun olduğunu düşünmüyorum ya. Bir ordumla patır patır her yeri alabilirim ha. Bu adamların mutluluğu nasıl? 65 çok iyi. Çok güzel. Düzenli iki miktarda gıda istiyor. Savaş saldırmazlık anlaşması. Ben vereceğim öyle mi? Bence işini sağlam almaya çalışıyor. İmparatorla savaştığı için benle de savaşabilir diye. Kabul etmiyorum. Reddet. Bana savaşı ilan ederse de essin. Vedat hoş geldin. Sana da selamlar. Hakikaten ya. Sima Bey'i nasıl kaçtı değil mi? Çok zorluk derecesi very hard arkadaşlar. Very hard'da oynuyoruz. Ondan zaten genişleyemedik. Aha, reform yaptık. Şimdi ne demiştim? Bir şu mu? Kim geldi? Biri mi geldi? Çapraz hoş geldin. Teşekkür ediyorum takip için. Birazdan bildirim gelir ekrana. Birim acemi bu değil. Sefer menzili evet bu. Hocam biraz özel ama evli misin? Yok evli değilim. Evli değilim. Allah nasip ederse ileride inşallah. Shu Sushu. Kimmiş bu? Zhongchang Tingling. Tingli. Aa bu hanımefendi 44 yaşında. Bizim çocuklar kaç? 39. Bir dakika, bir dakika. Şu param ne kadar? 2000. Dur. Boşa abi. Madem saraya kaçtı, babasının yanına kaçtı. Boşuyoruz. Ne kadar? 1000. Boşadım. Aa, evlendirme de paralama. Bir dakika. 20. Aa, 20 yaşında. Taktisyen diyor. Simayong. Memnuniyet daha yüksek makam isteğinde azaltılmış ceza. Muhteşem. Bunu savaş meydana sürmek lazım. Bunu meydana sürmek lazım. Bu çok önemli bir karaktermiş ya. Bunu alacağım. Tamam. 26. Bajin. Zarif. Seçkin. Karizmatik. Üf, bunları da almak lazım bak. Bak bunu da savaş alanına süreceğim. 1, 2, şu. 5 level abi. 5 level. Bunun ülkesi mi dağıldı ya? İç otoritesine bakar mısınız? Alsam tutabilir miyiz acaba? İyiliksever, sadakatsiz. Zarif, korkulan. Daha yüksek makam artırılmış ceza. Cık, bunu alırsak tutamayız ki ya. Vedat anlamadım. Paşam bu Türklerle ilgili yama falan bir şey gelir mi acaba? Girişte konuşmuştum. Biz yapacağız, bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar anlamadım. Paşa. Neyi anlamadınız ya? Ben anlamadım, siz de anlamadınız. O abi çok genç. Bunu da almak lazım. Gözlem. Ya param olsa alacağım bunları ya. O abi çok güzelmiş. Şu an şu dördü var ya çok iyi ya. Özellikle şu. Arkadaşlar var zaten Hunlar var. Bunları hep konuştuk ya Vedat. Eski bir videolardan baksan aslında iyi olur. Çünkü çok tekrara düşüyorum anlattıkça. Diğer izleyiciler de çok kızıyor. Neyse şimdilik para harcayamayacağım ya. Ama şunu alsak mı acaba? Daha yüksek bir şey istemiyor. Bunu alabiliriz, katabiliriz. Yetiştir. Kaç para gidiyor buna? 79 tamam. 1000 gold'um gitti. Bir 1000 gold daha var. Şu yukarıdaki daha fazla şey istiyor. Rütbe istiyor. Ve şöyle bir durum söz konusu. Biz bu arkadaşa herhangi bir yöneticilik verdiğimiz zaman bakın daha yüksek makam isteğine artırılmış ceza yönetici olarak bağımsızlık kazanmak için azmi artırır. Yani bu arkadaşımız bu hanımefendi 44 yaşındaki bu hanımefendi ciddi anlamda şey aç gözlü. Her ne kadar statları iyi olsa da aç gözlü. Ona para harcamayacağım. 38 yaşında bu kardeşimizi alabiliriz.
Shanyu Shuyan, gözlemci, kurnaz, sabırlı. 38 yaşı, çok genç. Ajanlık yapmak istiyormuş. Hadi bunu da aldım. Ajan olarak atacağım direkt ona. Kime gıcık bu? Shanyu. Shanyu'ya gıcıkmış. Shanyu ile alakalı. Nerede Shanyu? Oğlum Shanyu kalmamış ki. Shanyu diye bir şey kalmamış. Shanyu. Yusuo isimli. Yue var. Shuyan var. Yok. Neyse biz bunu neye atalım biliyor musunuz? Biz bunu Baijin bize gıcık oluyormuş. Buraya atıyorum. Tamam. Diğer şeyde boşayacağım sonraki tur evladıma. Bu Three Kingdoms Tatar. Osaka, Sima Yong, Jin İmparatorluğu. Yok, şu an katılamam. Arkadaşlar bakın, Three Kingdoms'ın Türkiye'deki ilk canlı yayınlarını ben gerçekleştirdim. İlk rehber videolarını da oyun çıkmadan patır patır yayına verdim. 16 Mayıs'ta. Bakın oyun 23'ünde çıktı. Ben 16'sında koydum. Lütfen YouTube kanalından bakınız. Çünkü biz bu şu an 4. 5. serimizi oynuyoruz. Ben sorduğunuz sorular çok erken, hani ilk söylediğim cevaplar içeriyor. Ve uzun süredir zaten beni izleyen kardeşlerimiz de çok tekrara düştüm diye beni eleştiriyorlar. Çok fazla yorum geldi. Kızdılar. Benim de biraz moralim düştü. O nedenle oyunu bilmiyorum. Nasıl oynayacağım? Şu nedir, bu nedir gibi sorularınızı lütfen YouTube kanalıma bakın. Hatta ünlem YouTube yazarsanız ben ekrana da vereyim. Geldi mi sosyal bilgisi? Dur bakayım. Yok. Şimdi gelsin. Altta bak çıkacak linkler. Oralardan bakarsınız. Sevinirim. Kusura bakmayın yani. Tekrar anlatmak isterim ama işte herkese cevap vermek istiyorum ama arzu ettikleri cevabı. Bu tekrara düşeceğim cevapları artık vermeyi bıraktım. Siteye ve YouTube kanalıma yabgunizanpaşa.com'a yönlendiriyorum. Simave ile Simamo. Güzel. Abi imparatora herkes çökmeye başladı. Sao Huan. He, tamam. Bihanemen Efendi başa geçmiş. Sadakatsiz, sorumluluk sahibi. Simafu. Şu yeni aldığımız hanımefendime. Görevine bağlı diyelim. Ona eventi yönlendirelim. Paramız iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi bir dakika. Şu evlilik işini halledelim. Yanlış tıkladım. Saraya tıklayacağız. Saraydan da boşuyoruz bu hanımefendiyi. Evet. Şimdi seninle evlendirme işlemi. Yine serma. 2000 istiyor. Bu hanımefendiyle evlendireceğim kendisini. Evladımı. Paşam müsaadenle ben görüşürüz solak başı. Yanlış anlamayın değil mi? Anlamıyorsunuz değil mi bu söylediklerime yani? Yeni gelen arkadaşlar. Oynadıkça da beni izledikçe de şey yapabilirsiniz. Troxy'deki destek barını en üste alsan uygun. En üste alamam çünkü en üste aldığım zaman da tur geçiyor. Yani arkadaşlar yine alt taba düşürdünüz beni. Bir dakika. Buraya alınca da bu sefer isimleri görmüyorsunuz. Şuraya alsam. Orada bir şey çıkıyor mu bilmiyorum ama bakacağız. Çıkmıyor herhalde. Tamam öyle kalsın. YSF hoş geldin. Yasef mi senin isim? YSF Noob Gamer diye bir arkadaşımız takip etti. Evet. Bir sonraki tur evlenme töreni var. Ahmet diyor yeni başladık Ahmet. Hoş geldin. Daha yeni başladık. Evet, güney topraklarını görüyoruz şu an imparatorluğun. Vedat teşekkür ediyorum takip ettiğin için. YouTube kanalımda bakın yineliyorum. yabgunizanpaşa.com'da ve YouTube kanalımda totalwartiretürkiye.com'da buralarda hep bizim rehberlerimiz var. Ben 10'ar dakika, yarımşar dakika, yarımşar saat, 15'er dakikalık böyle hep rehber videolar çektim. YouTube kanalımda var arkadaşlar. Playlistlere bakabilirsiniz. Şu tamam, güzel. Casus görevlendirdi, tamam. Hassas bilgi, aha. Düşük çeneli bir Nedim size bir arkadaşın başka bir ulusta yaptığı patavatsızlıktan söz etti. Bu bilgi şantaj için kullanılabilir. Fakat güvenini istismar ederseniz Nedim'iniz epey bozulur. Tamam, yapmayacağız bunu. Hanjan. Kimmiş bu ya? Ha, komutan.
Tamam. Aramız şey olsun, iyileşsin. Ruh ayarlanması da kazanacakmışız buradan. Kaç puan? Yozlaşma artırıyormuş ama önemli değil. Kaç olacak? 100, 100 puana doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Ha, bunu seçtik. Nedimleriniz isteklerine saygı duyduğunuz ve bilgiden faydalanmadığınız. Ya bu bir işte o istihbarattan faydalanmanız bunun güven kırmak kırmak geri dönüşü olmayan bir şekilde kendinizi lekelemek olacaktır. Bu güveni kırmak geri dönüşü olmayan bir şekilde kendinizi lekelemek olacaktır ama bunu yapmadık ya. Niye böyle dedi? Aleykümselam. Spek hoş geldin. Paşam ne zaman Battlefield oynarsın diyor Utku. Oynarız ya. Şu an çok oyun birikti. Gece de eğer şey yapmazsam Kontrol adlı oyuna gireceğim ama çok böyle hani chatle diyalog kurmayıp single player bir oyun ya biraz böyle şey odaklı idrak etme odaklı oynamak istiyorum. İncelemesini de yapmayı planlıyorum. Ondan biz sizle beraber oynayacağız da bunu ne diyor? Gene ha yetenek puanı mevcut. Çok güzel. Bizim ordumuza bu arkadaş. Bunun gece muharebesi ve ateşli oku aktif ettik. Oyun yeni indirdim paşam. Hasta kaldım. Muazzam olmuştu Vedat. Evet. Biz Türklerle devlet yönettirsek tadından mı? Şöyle bu 8 Prens DLC'sinin içerisinde Hunlar olduğunu söylemiştim sana. Daha doğrusu genel olarak. Bu arada yeni şehirler... Ha bir dakika evlilik törenimiz var. Evet. Evlendir. Hadi bakalım. Evet. Çok güzel. Evlilik yaptık. Hanımefendimize, gelinime. Evet evlilik. Hadi şöyle bir mutluluk mesajları istiyorum chat'e. Mutluluk mesajları atın. Evlilik töreni. Hanımefendiye çeyizine biraz hediye de bulunalım. Evet. Bunu vermeyeceğim tabii ki. Azim bunu da geç. Otorite memnuniyet veriyorum. Evet kendisine. Küçük bir kil savaşçı heykeli gönderdim. Hoş geldin. Nasıl okuyalım 12? 13. 13 mü diyelim sana? Burada da eşim yeter diyor. Nasıl ya? Vedat evli misin sen? Oynama mı artık şu oyunu diyor. Kızıyor mu sana? Forzeal hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Tolga. Oo. Tolga hoş geldin. Aa ben Battlefield silmiştim. Yeniden yüklüyüm. Yükle tabii. Oynuyoruz Tolga. Başladık oynamaya. YouTube kanalıma bakmıyor musun Tolga sen? Yeni videolar atmaya başladım ben tekrardan. Evliliği yaptırdık. Saraya bakalım. Birini alabiliyor muyuz? Yok bak kapmışlar hemen. O tingling'i kapmışlar. Tüh be. 27 yaşında bir yönetici ama gerek yok. Atadık zaten hepsini. Tamam gerek yok. Şimdi şu... Burayı mı kuşattı? Sima... Biz de başlayalım artık savaşa. Hakikaten ha. İmparator çökmeye başlayalım mı? Baksanız abi başkent gidiyor. Leo Yang'ı şey alacak. Abim alıyor. Bildiğin abim sat. Bakın. Soy ağacını görüyor musunuz? Abim. Rakip şey prens. Sima Liang. Ben de onun kardeşim Sima Lun. Direkt şeyin oğluyuz. Sima Yi'nin oğluyuz. Sima Yi'nin. 3 krallık dönemindeki karakter o. Bir önceki yani campaign. Ana campaign'deki. Abi 30 yaşında adamım ama bırakamıyorum bu oyunu. Ben de 30 yaşındayım. Aynen bırakamıyorum yani. Forzeal diyor ki selam iyi yayınlar. Rom 2 mi Atilla mı? Hangisini seçersen onu da campaign açacağım. Valla Rom 2. Rom 2 ile başla. Turnuvalarımız olacak ama Atilla ile. Bak şu an internetimiz iyi. Yarın için turnuvayı duyuracağım. Büyük ihtimal öyle gözüküyor. Nazar değmesin. Bugün hiç sıkıntı yaşamadık. Küçük dalgalanmalar olsa da iyi gidiyor. Şimdi. Ben şuraları alsam süper olur. Biraz da Sima Yong savaşsın. Ben çökeceğim. Yeter artık. Boğazıma kadar geldi. Buraya kadar geldi. Yeter ulan. Şu Hene'yi alırız. Edong. Buraların neresi? Bakır Madeni. İmparatorluk. Oo. O zaman bir dakika. Evet yavaş yavaş alacağım artık. Bu yani. Yeter. İmparatorlukla aramız şey, anlaşma yapalı bayağı geçti sanırım. Hene'yi bu alacak gibi gözüküyor. Hiç ben dokunmasam aslında. Batı'ya mı gitsem ya? Ne diyorsunuz? Bu orduyu burada tutayım. Simalon'u burada tutayım. Hem burayı Hedong eyaletini alayım. İmparatorluktan. Evet. Tamam sonraki tur. Savaş mevsimi başlıyor. Aynen. Ferhat. İmparatorluk başkenti kaybettiği an tamam ben de çöküyorum abi. Batı'ya doğru yöneleceğiz. Sima Yong bakalım nasıl bir mücadele sergiliyor. Aa Hene'yi boş bıraktı. Tamam tamam çökeceğiz ya. Kararı verdim.
Forza diyor ki 30 Ağustos nedeniyle ekran kartım pazartesi gelecek. Evet aldın. Tamam, hayırlısı olsun ya. Hayırlısı olsun. Turnuvaya yetişemeyebilirim diyor. Soylu da. Aa, bir çocuğum. Dur bakayım, kim? İlk önce halk gelir. Ne bu? Danışmanlarınız halka hizmet etmenizi önerdi ve sizin de bunu yapmayı seçtiniz. Fakat Jin'in diğer prensleri bunun ihmalkarlık olarak görüyor. Onları eğlendirmeye devam etmeniz lazım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Halkımıza el altından diğer prenslere amacımızı belli etmeden destekliyoruz ama onların eğlencelerine de destek oluyoruz. Yani yarım alma gönül alma derler ya, onu yapıyoruz. Tamam. Oo, yeni kişiler geldi. Tamam, bunu yaptık. Şimdi Hene'yi boş. Niye şuradan gitmiyor? Evet, bakalım ne olacak. Memnuniyeti düşük. Şişi. Bu ajanlık mı yapıyor? Şişi. Aa, bu. Niye bunun general? Allah Allah ya. 25 yaptık. Uf, uzmanlığı 200'de 100 oldu. Şeyi geçti. Bir de bunun seviyesini ama 1200 çok yüksek abi. 1200 gold falan vermem. Hadi bir tane de at verelim. İşe yarayacak mı bilmiyorum ama. Yaramadı sanki. Ya çok düşük abi. Daha yüksek mevki istiyor nedir ya? Ulan daha dün geldin. Ne yüksek mevsisi ya? Yanman. Bunu yapacağım. Tamam. Yalnız atamalar bak. Çok adam alıp atama yapmam lazım. Hanım, gelinimizi şey yapalım. Memur olarak atayalım. Forzil Battlefield bir yayının geçmişlerini izledim. Yakın zamanda da gelir yine. Gelir. Arkadaşlar bakın, iddialıyım. Battlefield 1'de iddialıyım yani. Bu arada dalgalanmalar oluyor küçük küçük. Olmasın. Lütfen olmasın. Yapma. Kırmızıya gitme. Turuncuya gitme. Bak, nazar değdirdik ya. Ya Rabbim lütfen. Maşallah, nazar değmesin bize. Bir maşallah spamlayın ya çete. Oo, bir dakika, bir sürü şey oldu. Tamam. Jiang Yushan. Pangyan. Zanaatkar. Teşekkür ederim. Maşallahlar geliyor. Simayong toprak kaybetti. 2 o 1 2 3 toprak kaybetmiş. Cık. İmparatorluk ne yaptı ya? İnsanlar hep barıştı mı ya? Simavi. Ya birilerini daha savaştırsak ya. Mesela Sima Ying. Şimdi kandırma olayını gerçekleştirmeye çalışıyorum ama bunu savaşa... Heh, savaş. Aa, bir dakika. Puanımız yok. Kurnazlık puanı yok. Öf. Aha, imparatorluğun şeyi 9'a düşmüş. 13'ten 9'a düştü ordusu. Şuna çöksem. Abi çöküyoruz ya. Dur, kim mesaj attı? Hızlıca bir bakayım. Belki önemli bir şey olabilir arkadaşlar. Ölüm kalım olur. Böyle yayın var diye bakmamazlık olmaz. Evet. Evet, şu an... Şu an... Evet, emri verdim. Kimler iyi olacak, kimler aram kötü olacak, ona bakalım. Sima... Aa, bir dakika. Abimle aram çok iyi oluyor zaten artı. Oo, Bai Jin, Shuyan'la aramız iyi oluyor. Jin İmparatorluğu düşecek zaten. Ruashan, Sima Mao, Sima Ying. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir anlaşma yapacağız. Bakın, bunu bile fırsata çeviriyoruz.
Sima Yong'la ticaret anlaşması. Neyse, çok zengin, varlıklı. Tamam, gel kardeşim sen. Bir dakika. Nasıl ya? Ben buna savaş ilan edeceğim. Sen bana para ver gibisinden bir anlaşma yapmaya çalışıyorum. Koalisyona, Sima Yong ulusuna koalisyona çıkar. Koalisyon asker ittifak. Allah Allah. Ulan fırsata dönüştürecektik, dönüştüremedik ya. Allah Allah, bak ben savaşa gireceğim. Bak para ver gibisinden bir seçenek niye yok ya? Ne güzel o seçenekleri şey yapabiliyorduk. Aynen, savaş kısmı kapalı. Ha bir dakika, hakikaten ya. Savaş kısmı niye kapalı abi? Peki belki ben onlara savaş ilan edeceğim. Koalisyonda olduğumuz için mi? Aynen, koalisyonda olduğumuz için. Çok ilginç. Başka anlaşma çıkmıyor. Evet, ilginç ya. Neyse, biz kendimiz olan savaş ilan ediyoruz. Tamam, kati zafer. Burayı delege yetkilendir diyerek alıyorum. Battlefield 5 oynamıyorum çünkü kızgınım arkadaşlar Battlefield 5'e. Yağmalayıp ve işgal edeceğim. Evet, burayı tamir ediyoruz. Oo, kıl payı zafer mi? Gece muharebesi. Nasıl kıl payı zafer abi? Kesin alıyoruz işte. Delege yetkilendir. Çok güzel. Buralar bizim artık. Evet, bir eyaletimiz daha oldu. Yağmalayı al. Eksiye düştük gıdada. Burayı hemen tamir etmem lazım. Evet, büyüdük gördüğünüz gibi çatır çatır. Şimdi kıl payıyla zafer, uğraşmayacağım. Zaten karşı tarafın birimlerini görüyorsunuz. Adam kaç kişi kalmış görüyor musunuz? Bununla da hiç uğraşmıyorum. Gece muharebesi. Daha az zayiat. Evet. Biz, evet aynen, gece muharebesi yaptık, çok güzel. Aha! Ruan Zhengchang, çetin ceviz, inatçı, çetin, iyiliksever. İşi al. Alalım mı? Ne diyorsunuz? İşi alalım mı arkadaşlar? Alalım mı level 5 yönetici? 66 yaşında bir hanımefendi. Bir yazın bakalım, alalım mı, ne yapalım? Yorgun gözler al diyor, Asan hal diyor. Başka? Zor yetişir, yaşlı. Yaşlı sıkıntı değil mi? Ama yönetici olarak atarız ya. Mutlu olur ha. Ama yönetici atacak slotumuz yok ki. Diğeri de geliyor bakın, görüyor musunuz? Diğeri de geliyor. Ying Yang Ting. Kusursuz, dürüst, muammalı. İkisini alıyorum ya. İkisini de alıyorum ya. Bir şey diyeyim mi abi? Bak ordu kumandanı ya. Aldık resmen abi. Bence çok iyi oldu bu. Evet. Bir ordusunu daha imha ettik. Şimdi bu yönetici şeylere... Şurayı almam lazım. Şurayı almam lazım. Kimseye kaptırmadan. Simalun seviye atladı. Simalun'da da okçular var ama Simalun'a başka bir şey vermiyor. Otorite. Moralimiz çok iyi ya birimlerimizin. Otorite 8. Yakın süvari için 120 engelleme şansı. Hun süvarilerimiz var. Ya şuna vereceğim ya şuna vereceğim. Aslında şuna gitsem daha iyi. Çünkü şurayı açmam lazım. Bakın. Şöyle geldik. Şuraya gidiyoruz. İlham dalgası. Aynen, bunu yapalım. Buradan hemen buraya gitmem lazım. Eksi 16 gıdadayız. Sıkıntımız var. Bir sonraki tur düzeleceğine ümit ediyorum. Evet. Şurada ne var?
General yetenek puanı mevcut ama. Oo, şunu açalım. Mutluluk 62. Çok güzel. Çok güzel. Şu hanımımızı şey yapacaktık. Şuraya verelim bakayım. Ne yapabiliyoruz? Atama verelim buraya. İpek ve baharat gelir. Asker erzak. Yozlaşma memnuniyet. Ha süper. Artı 10 memnuniyet ulus çapında. Bunu vereceğim. Harika oldu bu. Tamam. Binalı yapabiliyoruz. Paramız 29.000 gold. Geç. Hemen artırıyoruz. Yozlaşmayı düşürecek şekilde. Bir dakika, yanlış mı oldu? Tayyuan. Aynı şekilde ona da yaptım. Evet, yozlaşma düşürecek şekilde bina inşaatlarımı da yaptım. Devam ediyoruz. Kim geldi? Aleykümselam. Bütün... Evet, şu arkadaşı banlayalım. Evet. Sima Bey savaş ilan etti. Bize mi? Niye lan? Gelsin abi Sima Bey. Bu kaç oldu ama? Bu sefer kurtulamayacaksın. Bu sefer kurtulamayacaksın. Evet Hako, biraz geç geldin. Hene'yi aldığımız zaman sırtımız yere gelmez. Bu sefer kesin alacağız, evet. Sima Bey diyor ki şey, Walter diyor ki Sima Bey eğer bir anlaşmayı onunla kabul etmezsen direkt sana savaş açıyor diyor. Gibi gibi. Evet, savaşı ilan etti. Hain Sima Bey, aynen. Tam bir hain. Doğal sebeplerden öl. Abi yönetimi aldığımız kadın az önce öldü ya. Bu... Ya arkadaş ya. Kim geldi? Hoş geldiniz. Daha yeni yönetimimize kattık. Öldü kadın ya. Heh. Kuyruklu yıldız mı? Bak yine. Görüyor musun? Kafamdaki Kırgız kalpa arkadaşlar. Oldukça heyecanlı olan generalin gökbilimcilerinden birinin dün gece geç saatlerde gökyüzünün merkezine bir kuyruklu yıldız geçmesini izlediğini bildiriyor. General bu olayın cennetten gelen bir işaret olarak yorumluyor ve kimin arasından mı geçeceği bilinmese de büyük ve beklenmedik bir savaşın patlak vereceğini söylüyor ki verdi zaten. Geç gelmiş o. Gökbilimci geç bilgi vermiş size. Patlak verdi. Tekrar imparatorluk topraklarına girdik. Tünçan Sinsun. Eksi 15'teyiz hala gıdada. Niye öyle? Çünkü şunlar... Abi level 5 nedir lan? Yık. Gerilet. Bu. Tamam. Soylu desteği. Tamam bu. Gerilet. Oğlum bu nasıl bir arsa? Burası sanayi mekanı olmuş burası ya. Gıdada burası var ya, biz bura iflas ediyor abi gıdada. Buraları yık ya şu binalar. Ne bunlar? Bir dakika abi. Sanayi değil. Yık abi bunu. Yık. Bu. Gelir sanayiden, tamam. Bu. Nüfus artışı her türde. Yık bunu da. Bu. Artı soylu desteği. 85 gelir ticaretten. Ticaretten 100. Tamam bu dursun. Ticaretten ipekten. İpek var mı abi? İpek yok. Bunu da yık. Tamam bu dursun, gıda üretimi. Diğerlerini yapacağız. Burada ne var? Yozlaşma. Güzel, bunu yapalım. Para basım yeri. Angping'de ne var? Aleykümselam, kim geldi? Başyaver gülücük atıyor. Uluslararası diplomatik ilişkiler. Yozlaşma. Bunu açacağız. Tarafsız yönetim. Ulus desteği de var. Araştır. Sima Yong'u görmedim. İmparatorluğum yok mu? Yo yo, Sima Yong duruyor. Ama az birimlerle duruyor. İmparatorluğun kaç birimi kalmış? Bakalım hemen. 8. Bir tanesini biz yok ettik. Şimdi şöyle yapacağız.
Asgari erzaklarını verme. Şimdi nerede bu şeyler? Yakınımda hiç. Uzakta, tamam. Yakın bir bildiğimiz o var. Tamam, bir buna erzakları vermedelim. Yapabilecek miyiz başkanım? Evet, geziyor. Çok güzel. Casus etkinliği. Sima Cao. Askeri erzaklarını verme. Evet, bu askerin şu ordunun bir orduna bakalım. Evet. Hangisiydi? Şu sanırım. Erzaklarını vermedik. Haliyle ne olacak? Sıkıntı yaşayacaklar erzak mevzusunda. Başka ajanlarına ne yaptırabilirim? Bu da Jin İmparatorluğunda. Buna ne diyelim? Ticarete izin ver. Gizli akur. Askeri atama kovala. Gizli akur diyeyim. Çok güzel. Puanımız arttı. Ticaretini rahatsız et. Kaç tane ülkeyle, 11 ülkeyle ticaret yapıyor. Onu blok edeceğiz. Güzel. Başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Tamam. O ajanımıza daha görev vermiyorum. Simavi'deki ajanıma da hemen görev vereceğim. Ordunun içine sızıyorum. Bakın ordunun içine sızlayacağım. Büyük ihtimal bu ordu benim olacak sanırım. Bakın gizli ağınızın sadık bir üyesini bilinen bir karakterin ordusuna sızmak için görevlendirin. Böylece size görüş hattı sağlayacak ve manevralarını izleyecek. Yok bu değil. Askeri erzaklarını zehirli. Askeri erzaklarını verme. Hareket emirlerini sızdır. Hareket emirlerini değiştir. Atama kovala. Yok o özellik kaldırmışlar. O özellik kaldırılmış. O zaman ne yapacağız? Bak bunun da varmış ha. Kaç? 6 tane ordusu var. Benden daha güçlü yani şu an. Evet, oyunlar zamlandı. Onun hakkında bilgiler açıklamıştım. Sega'dan cevap bekliyorum arkadaşlar. Arala ve Creative Assembly'ye sordum. Yine söylemiş oldum. Bilenleriniz lütfen bu yine aynı sorular sorulursa cevap verin lütfen, rica ediyorum. Şimdi ne yapalım? Sima Wei'nin kendisi nerede? Sima Wei'nin kendisi ordunun başında değil. Şu mu acaba? Hareket emirlerini değiştir. Şu han. Bir tek buna mı yapabiliyoruz? Tamam. Yani değiştirmiş olduk. Emirleri erzakları zehirle diyeceğim. Yapamıyorum. GG. Geçmiş oldum. Bütün puanlarımız harika. Tamam yaptık. Faaliyetlerimizi yaptık. Gıda sıkıntısı yaşıyoruz hala. Şu binalardan dolayı. Hatta bu level 10. Gerilet var. Gerileteceğim. Kaç? Eksi 24 abi. Kesinlikle geriletmemiz lazım. Şu ne? Generalin memnuniyeti düşük. O kadar şey vermemize rağmen nasıl düşük ya? Daha ne yapmam lazım arkadaşım ya? Cık. 32. Eğer bir daha düşerse bir sonraki tur şurayı fethedeceğim. Ondan sonra bu adamı kovuyorum arkadaşlar. Bu adamı kovacağım. Net yani, net. Tamam. Şu an 4 prens koalisyondayız ve imparatorluk saraya bağlı olan Gudubet İmparatoriçeyi takip eden eski yancılarına hücum ediyoruz. Teker teker. Yorgun gözler diyor ki o adam, sen hani memnuniyeti düşük olan adam dava adamı değil. O adamla çalışma diyor bana. Haklı. Dava adamı olsa böyle artistik yapmaz. Aa, bana savaş ilan etmiş o. Sima Shou. Aa, güneyden. Güneyde bir düşmanız var. Aha bakın Sima Shou. Çakal. Sima Shou himayesindeki Sima Mao tarafı bana savaş ilan ettirdi. Sima Wei barışmış imparatorla. Aa, Sima Yong da barışmış. Casus gönderdi. Hita. Şu an kötü. Sima Yong niye barıştı? Ben de barışırım. Buraya alır barışırım abi. İki tane eyaleti aldım adamdan. Yalnız buraya alamıyoruz. Araba çünkü şeyimiz yok. Kuşatmaya devam edelim. Yakında düşman. Bir deneyelim bir barışma. İmparatorlukla barışma. Bu arada gıda sıkıntımız geçti. Jin İmparatorluğu. Barışıyor ve 7 artı 1. Hene'yi ver. Ben sana para bile veririm. Hiç Hene'yi. Niye vermiyor? Kuşattığım için mi vermiyor? Bir dakika yok. Şurayı şehir. Niye veremiyor? Kuşattığım için.
Tamam, bekleyelim. Benle başka kim sıkıntı? Ne verelim buna? Put vereyim buna. Al. Al fare putu. Al sana fare. Kandır var mı? Müzakere başlamayı bir koşturamazsınız. Ondan ben bir şey isteyeyim mesela. Kandır çıkacak mı, çıkmıyor. Barışmak için kandıramıyoruz. Çok ilginç ya. Bir şey de veriyorum işte abi yani. Simayong toprak kaybetti ama. Şu iki toprağı alarak barışabilirdi yani. Pingyuan'ı kaybetmiş. Şaka gibi ya. Kaybederek niye barışıyorsa. Tamam. Bu tamam. Şunu bir seviye daha gerileteceğim. 8 çok yüksek. Param var. Niye para, buraya bir şey yapamıyorum? İnşallah kumandalık. Ha şu. 5 tur mu? İptal ya. Vazgeçtim. Buraya hemen gıda üretimi. Değil mi? Gıda üretimi. Evet. Bir tur. Bunu gerilet. Eneyi artır. Hangping başkent yapmayacağım. Yo yo, düşmez düşmez. Düşebilir. Nüfus şeyinden dolayı. Bilmiyorum, bakacağız. Bilmiyorum. Yorgunum tabii ki. Yorgun olmaz olur muyum? Bugün Bannerlord oynadım. Of, bir sürü şey söyledi. Son tur, hoş geldin. Sorabilirsin. Burada çok Total War oynayan arkadaşlarımız var. Onlar da cevap verebilirler. Sen sor tabii ki. Evet arkadaşlar, bu arada yineliyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere. YouTube'da kanal olarak toplam video içerimin görüntüleme sayısı 1 milyonu aştı. Çok teşekkür ediyorum. Şu şehri hemen alalım, barışacağız. Bak hep ne? Aa tamam. Abim Simayong'u imparatorluğa saldırmaya tekrar şey yapmış, yönlendirmiş. Yalnız bir şey diyeyim mi? Shuyan bana sürekli savaş açıyorlar şu an. Küçük küçük devletler. Simavei kışkırtıyor. Değişim zamanı mı? Bizzat imparatorun verdiği bir hüküm size tehlikeye attı. Bak. Şimdi ben naibim, imparatorun abim. Bu kararı vermesi için manipüle edildiğinden emin olmakla birlikte ne yazık ki nasıl ilerleyeceğinizi ilerleyeceğinize dair bir seçim yapmak zorundasınız. İşler çirkinleşebilir. Şimdi bakalım neler varmış. Sonuçları kabul edin. Öldürün onu. Oo, kral katili diye. Şimdi bir dakika. Sonuçları kabul edin. Ruh. İmparatorun nişanını saklayıp naip olarak kalacaksınız. Gözden düşmüş diyor. Eksi 10. Çoğu ulus diplomatik olarak şey, ceza alıyormuşuz. Stratejik tehdit diyor. Herkese stratejik tehdit. 5 tur boyunca. Onu emekliye ayırın. İmparatoru. Zihin ayarlaması. Siz imparator olacaksınız ve imparator nişanı şerifinde kalıcı olarak imparator nişanı seferinizden kalıcı olarak silinecek. İmparator. 150 itibar. Eksi 25 çoğu imparator konuyla olsa diplomatik ilişkiler. Oğlum çok büyük bir seçime gelmişiz. Eski imparatoru uzaklaştınız. Bu sizi daha kalıcı bir çözümün utancından kurtarır. Ancak meşruiyetinizi kalıcı bir sorun işareti haline getirecek. Onu öldürün. Güç. Siz imparator olacaksınız. Tamam. İmparator. Tartışmasız kural. Artı 10 itibar. Diplomatik ilişki. Kral katili. Kan dökeceğiz yani, öyle mi? Abi çok kötü ya. Bütün seçenekler, ne yapacağız? Şimdi roleplaying yaparsak, öldürürsek rezalet, kan dökeceğiz. Hanedanlığının kanını dökmüş olacağız. 2. Emekliye ayırırsak adam öyle veya böyle önümüze çıkabilir. Tekrar imparator olabilir. 3. Hiçbir anlamı yok.
İmparator nişanını saklayıp naip olarak kalacaksınız. Yani naip olmaya devam edeceğim. Kan dökü herkes öldürdü ya. Kral katili. Simaolun. 50 eksi itibar. Eksi 20 çoğu ulusla diplomatik tut. Abi çok kötü. Eksi 10 çok. Eksi 20 çok kötü. Öldürmeden emekliye ayırsak. İmparator Yabgunizan Paşa. Tartışmasız ne? Tartışmasızdan 10 geliyor. Aynen. Şu emekliye ayırırsak. Eksi 20. Bence bu iyi ya. İmparatoru kontrol eden ulusla eksi 50 diplomatik ilişkiyi ben imparatoru kontrol ediyorum. Şu an. Bence bu arkadaşlar. Kingslayer. Simaolun. Aynen. Bence emekli ayıralım arkadaşlar. Paşam iyi olmak çok kötülük. İyi olmak için çok kötülük şarttır diyor Tolga. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Boyundan büyük sözlere bak 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 bak. Bu kalıcı... Aa bir dakika. Bu 20 tur bu kalıcı. Bu 20 tur. 20 tur dayanabilir miyiz arkadaşlar? Bize çökmesinler. Şimdi abi bir kötü yolla imparator olmak var. Bir iyi yolla imparator olmak var. Bir de naip olarak kalacağız. Emekli ol... Bakın emekli edersek eski imparator bütün eksi 25 itibar yiyeceğiz artı çoğu ulusla diplomatik tutum cezası yiyeceğiz. Kalıcı. Ama biz onları sanki hallettik. Ya emekli ayırıyorum ya. İmparator oluyorum. Yok abi kan dökmüyorum ya. Eski imparatoru öldürmeyeceğim. Ya da bir dakika. Öldürsek mi? Sonuçta Çin imparatoru bizden sayılmaz. Kelle alalım. Ama roleplaying yapıyoruz şu an. Simaolun gibi davranacağız. Paşam 20 tur ayır gitsin kelle. Gudubet İmparatoru Çey'in önünde rezil rüsva olan bu karakteri daha fazla bünyemde barındıramam. Bu yaptığı kalleşti de asla kabul etmiyorum. Ben Simaolun. Sima yeni çocuğu olarak, en genç çocuğu olarak babam gibi davranacağım. Daha doğrusu babam gibi davranmayacağım. Ben gücümü açıktan göstereceğim. Kurnazlıkla, arkadan iş çevirmeyle artık yeter. Bu saatten sonra kimseyi tanımıyorum. Alıyorum kelleyi. Öldürün lan. Öldürdüm. Çan çin çon. Yalnız arkadaşlar, hiç istemeyerek yaptım onu da söyleyeyim. Evet. İmparator Hui azledildi Simaolun. Kim imparator? Ha gitti kelle. İmparator Hui onu kendi çıkarları için kullanmak isteyen kişilerin kontrolü altında. Zor ve üzücü bir hayat geçirdi. Ancak şimdi onun hükmünü sona erdirme ve yeni daha güçlü bir imparator tahtı ele geçiriyor. Kadeh kaldıralım. İmparatora! Ama bana değil imparatora kaldırmadım abi. Bir dakika. İsyan çıkmasın da. Dur bakayım. Zehir ne? Zenginlik. Refaha kendine. kendine. Aa bir dakika buff alacağız arkadaşlar. Yıkım muharebe hasarı. Sefer menzil hareket şeyi. İtibar. Evet. Kendime kaldırıyorum arkadaşlar. Üçüncü seviye şeye geçeceğiz. Güç ayarlamasına geçeceğiz. Kendime kaldırın. 96 oldu. Nasıl lan? Dur bakayım. Şimdi kim? İmparator kim? Değişim kitabı. O kadar bıdı bıdı yaptık lan. İmparator ben olmam lazım. Aha imparator. Aha. İmparator benim. Artı 150 itibar. Eksi 20. Çoğu ulusla diplomatik tutum cezası. Nasıl ya? E hani azdı lan bu? Eksi 50 imparator kontrol eden ulus. Saray prensi galip prens. Şunu şey yaparsam galip mi olacağım? Şimdi insanlarla aram nasıl? Ona bir bakayım. Kötü. Olsun tamam. Bir dakika. Abi Sima Yong'la Sima Liang'la aramayayım mı? Tamam gerisi önemli değil. Sima Jong nerede? Aa bize gıcık olmuş lan. Neyse şurayı alayım. Yeter. Naçi Uchi.
Ah be, gece savaşı yapacaktım. Gitti adamlar. Zayiat dedik. Yav. Çiğci fangke rongzi. Tüh be. Dari, Siting zunbin. Kaçıncı seviyor lan buralar? 5, 5, 5. Her şey en yüksekte ya. Abi bu nedir? Şuraya gıda binası. Tamam. Paramız... Şimdi barış yapacağız. İmparatorlukla. Aa başkent almış mı imparator? Ha daha bizim sima şey alamamış. Barış yapacağız şimdi. Gudubet İmparatoriçe ile İmparatoriçe hale bağlı olan topluluklar var. Evet 11. Of ne para koparacağım şimdi izleyin. Ödeme talep et. Ya da bir dakika ödeme talep etmiyorum bir dakika. Yaver neler var? Hiçbir şey yok. Fakir. Parayı cukkala. Parayı cukkalamasak aslında batıya mı gitsek ya? Vazgeçtim. Vazgeçtim gidiyorum batıya. Bak 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 bak. Vay. Sima Wei'nin. Hemen. Bu eyaleti alıyorum. Evet süper. Sima Wei'yi her an bir yerden pırtabilirim arkadaşlar. Sima Wei'nin toprakları nasıl? Yok imparator kesiyor. Yo bir dakika. Oha Sima Wei'ye bak ne kadar büyümüş. Burayı alırsam buradan Sima Wei topraklarına çıkarım. Heney. Anping. Ya bir ordu daha mı kursak ya? Bakayım yakında düşman var mı? İmparatorluk bina. Bak buralara bir yerle gelebilir ha. Anping başkente bile çökebilir arkadaşlar. Buraya bir ordu kurmak lazım. Uf, birimleri de çok iyi. Hep okçu var. Bir ordu kuralım ya. Atamalar. İstemiyor. Buraya olabilir. Ama bu Feng Ang'ı atama yapacağım. Bir dakika kimmiş bunlar? Hı? Bunu atadık mı? Abi Feng Ang kim ya? Ha. Yüksek ekselansları. Vassal yap paşam. Vassal nasıl yapıyorsun arkadaşlar? Yapamayız vassal falan. 45.000 para. Bir, ne kuralım? 63 yaşı. O gitti yok. 63 yaşındaki teyze öldü. Kuralım diyorsunuz. Ha, ordu kuralım. Ha, tamam anladım. Ordu kuralım diyorsunuz. Kuracağım. Kuracağım da. Şey kaç yaşında bu? 41. Tamam bunu komutan olarak alalım. Anping'i ordu kuruyorum. Tamam. Hun askeri. Evet. Bunu da işte şu 7 ne ya? Level'lar. Dur yanlış oldu. Şunu da değiştir. Bunu da Hun askeri.